bir aile sorunlarından dolayı foster olarak dönüştürmüş. Ve o yüzden diyor ben şeyi geliştirdim galiba diyor. Yani üç verici yaptım ama iyi olmadı. Ama şey hani niye evlendiğimi ve bazı insanların niye evlenmediğini ve bunu da tersten geldim. Yani ben o yurtta büyüdüğüm için hep beni koruyacak, kurulacak bir yuva özledim. O yüzden 18-19'da ilk evliliğini yapmış ve bir şekilde şeyi öğrendim orada. İnsanların idare edip kaplamalar. Nereye için diyor, çok önemli şeylerinden biri de tabii diyor. Adam diyor ki insekültülerini şey yapıyor, ona hemen etmek. Böyle why you are not married zaman kaynaklı koparan bir yazı yazmış. Tabii ben de işte bazı ihtiyaçtan şey yaptım. Başım diyor önce kendini anladım. Eğitim önce kendimle evlendim. Sevdikten sonra ilişkilerini görebiliyoruz falan ama bu arada da evliliğin dinamizmini de çok iyi. Bizde şeye tepki var tabii. Babam çok ağır bir şey dediği için hani erkek idare etmeye de bence bir şey yok. Bir şey yok. Bu kadar kısmet. Ben bu ülkemini niye yaptım? Çok pis bir şey. Geçe gitmeyi.
station. Bir yandan da erkekler onları çekip çeviriyor. Tabii erkeğin biri olacak. Ben dedim ki erkek kadınlar şey olacak falan ama bilmiyorum. Ama hayatta ilgili hiçbir böyle niye ben yapıyorum, ne şey yapıyorum. Ama yani ben yapmak kadınlar sana terim olarak her gün değeri gösteriyor. Yani o zaman çocuk kadar erkek olunca sana tabii ki ne kadar zaten onun tepkisine saygı duymak lazım. Yani ben o soru şey, öyle beklentiyle sordu ki. Hani ne yazıştınız falan geldi. Dedik dedi ben öğretmenimi. Çünkü annem de eğitim. Böyle Sudbury. Ne demesini bekliyorsun? Aldım ya. Çocuğun yerine koyunca bana saçma geldi. Yok yine bence çok pozitif. Yani bizim için bize pozitif zaten. Duruma göre de bence yani. Zaten çok net dürüstçe dedi. Konuştu. Zamanla belki çözülür, şey yapar. Bunu artık bilemeyiz sen bu sürecini. Annemin ömrü yeterse belki bir görüşürler. Ama ben saygı duyuyorum yani. Geçtiği sürece de. Hiç negatif değil bence. Yani müthiş bir insan, ben çok saygılıyım. Onun da babası zor bir kişilikmiş. Onlar ama anneyi görmüyor. Baba şey 17 yaşında atıyor yurt dışına. Ben bu yaşta geldim bana zor. Yani yurt dışına bence en şey psikolojisi sağlamsa insanın üniversite sonrası. Üniversiteyi de bence bayağı yere basacak. Ondan sonra kalıyorsa hani bünyesi olursa kalır. En kalkabileceği dönem bence. 17 de erken. Bence onun da yerçekten sağlam.